mahkeme heyetine bildireceğiz. Herkes şunu iyi bilsin ki TUMOP bu ülkenin nefes alma ve nefeslenme alanıdır. Bu ülkenin ve bu ülke halkının TUMOP ve odalarına ihtiyacı vardır. Aklın ve bilimin ışığına inanmış bu ülkenin emekten ve halktan yana olan mühendis ve mimarları ve onların örgütlülüğü TUMOP hiçbir şekilde sindirilemez, yıldırılamaz. Ülke sorunlarının çözümü için mesleki bilgi birikimlerimizi bilim ve tekniğin yol göstericiliğinde kullanmaya devam edeceğiz. Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından açılan ve 15 Haziran 2017 yani yarın saat 11.30'da dış kapıdaki Adliye Ek Binası'nda yapılacak davanın ilk duruşmasında tüm dost örgütlerin temsilcilerini ve siz basın mensuplarını bizlerle birlikte olmaya ve bizlerle dayanışmaya davet ediyoruz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Yaşasın TUMOP, yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yanımda Kimya Mühendisleri Odası'nın başkan yöneticileri de var. Diğer odalarımızın başkanları da var. Bu konuda sorularınız varsa da hep birlikte yanıtlamaya çalışacağız. Buyurun. TUMOP'un genel yetkilerine dair bir şey vardı. Yani yetkileri elinden alınacak gibi bir şey var. Geçen hafta da görüşmüştünüz. Bununla ilgili bir kararlaşma sürecine gideceğiz demiştiniz. Bununla ilgili bir şey var mı? Bir gelişme var mı? TMOB'nin yasasıyla ilgili her dönem değiştirme girişimlerinde bulunuyor. Elimize geçen bir taslak var. Bakanlıkların içinde hazırlanan bir taslak. Bu taslağı örgüt içerisinde tartışma yaptık. Açtık. Bu taslakta hedeflenen aslında bu basın açıklamasının içerisinde de, içeriğinde de bir şekilde yansıttığımız üzere TMOB'nin mesleki denetim yetkilerine budanması anlayışı yapmaktadır. TUMOP mühendisleri, mimarları içerisinde barındıran, bu meslekleri içerisinde barındıran bir bizler ülke politikaları belirlenirken bilimin, mesleğin temel kurallarına uyulmasını, kamu yararının, toplum yararının, ülke çıkarlarının esas alınması. Bu nedenle yapılan projeleri bu gözle tartışmaya açıyoruz. Kamu yararına uygunluğunu veriyoruz. Ülkeyi zarara uğratacak. Mühendislik, mimarlık mesleğinin genel gereklerine, bilimsel teknik esaslara uygun olmadık bir şekilde hazırlanan projeler konusunda kamuoyu yaratıyoruz. Yasanın ve anayasanın bize verdiği görevler çerçevesinde. Aslında mesleki denetimde yapılan budur. Mesleki hizmetlerin mesleğinde ehil, bu konuda uzman, herhangi bir mesleki ceza almamış, yaptığı iş konusunda ehliyetli üyeler tarafından yerine getirilmesidir. Yapılan projelerin de yine kamusal yarar çerçevesinde denetlenmesidir. Bu yetkimiz elimizden alınmaya çalışılıyor. Aslında yasanın değiştirilmesinde altında yatan temel anlayış bu. Bu aslında TMOB'ye yönelik bir susturma girişimi değil, ülkemizin rant kesimleri tarafından, çıkar odakları tarafından talan edilmesi, tarımın, sanayinin bitirilmesi, hemen her konuda dışa bağımlılığının önüne geçilmesinin ve bu doğrultuda yürütülen mücadelenin engellenmesi girişimidir. Buna ilişkinde geçmiş dönemlerdeki yasa girişimlerinde gösterdiğimiz halkımızla ve demokrat kamuoyuyla, yüzel çevrelerle birlikte ilgilenmiş tüm mücadeleyi ortaya koyacağız. Mecliste gerekli çalışmaları yapacağız. Milletvekili meslektaşlarımızla ilişkiye gireceğiz. Türkiye'nin her tarafında kamuoyunu bilgilendireceğiz. Biz insanların insanca yaşatıyoruz. Sağlık çevrenin olduğu, ülke kaynaklarının talan edilmediği, ülke geleceğinin ipotek altına alınmadığı bir Türkiye istiyoruz. Mesleğimiz de bunun için vardır. Bu konuda yapılan her türlü saldırıya karşı da gerekli cevabı bu örgütü birlikte verir. Bir soru var mı? Buyurun. Ali Başkan. Ali Başkan, yarın nasıl bir sonlayacaksınız ya da
mahkemede nasıl bir tutuk sergileyeceksiniz? Lütfen gerçekten açıklama yapabilir misiniz? Yani şöyle, Yönetim Başkanımız da biraz önce özetledi konuyu. Bizim duruşumuz, bizim ülke sorunlarına ve meslektaşlarımıza, mesleğimize yaklaşımımız belli. Türk Mühendisliğinin Odaları Birliği'nin bu konuda oluşturmuş olduğu bir gelenek var. Biz de bu geleneğin, bu doğruların gerektirdiği doğrultuda her zaman olduğu gibi bilimin arkasında durarak, tekniği savunarak savunma geliştireceğiz. Aslında burada kendimizi savunacak bir durum da yok. Doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü meslek örgütleri bildiğiniz üzere kamu yararına çalışan örgütlerdir. İnsan odaklı örgütlerdir. Bizim başka bir amacımız elbette ki olamaz. Bu nedenle Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın iddialarının asılsız, haksız ve hukuksuz olduğunu baştan beri söylüyoruz. Öyle olmasaydı bizden istedikleri bütün belge ve bilgileri internet sitemizde yayınlamazdık. Yani bizim sakladığımız, kaçırdığımız, kamuoyundan gizlemeye çalıştığımız hiçbir şey yok. Herkesin görüşüne, herkesin incelemesine açıktır bütün evlatlarımız. Biz aslında orada savunma da yapmayacağız. Yani biz orada mahkemede yasanın arkasında durmasını bekliyoruz. Çünkü anayasanın 135. maddesi çok açık. Böyle bir denetimin olabilmesi için kanunla düzenleme yapılması gerektiğini söylüyor. Eğer kanunla böyle bir düzenleme yapılmış olsaydı biz de o düzenlemeye göre kendi işlemlerimizi daha önceden ayarlardık, düzenlerdik. Ama böyle bir şey yapılmamış yıllardır. Şimdi günün birinde 35 yıl sonra sizden bu TUBOK yasasına ilave edilmiş olan iki ek madde doğrultusunda denetleme, idari ve mali açıdan denetleme yapılmak istediğini söyledi. Ama bunun nasıl olacağı konusunda bakanlık bize herhangi bir cevap veremedi bugüne kadar. Bir ısrarla bütün yazışmalarımızda bunu sordu. Yani biz hiçbir zaman bakanlığa siz bizi denetleyemezsiniz diye bir ifade kullanmadık. Sadece bu denetlemenin nasıl olacağı usulünü, esasını sordum. Bu konuda bakanlık bize şimdiye kadar bir yanıt verebilmiş değil. Şunu bakanlığın iyi bilmesi gerekir. Biz bakanlığın bir idaresi değiliz. Yani bizle bakanlık arasında bir hiyerarşik ilişki yok. Biz bakanlığın şube müdürlüğü değiliz, daire başkanlığı değiliz. Aramızda bulunan başkanlardan bu konuya ilişkin görüşümü demek istiyorum. Soru var mı arkadaşlar? Katılımınız için çok teşekkür ederim. Evet, kimya mühendisleri odası hakkında bakanlık, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı suç duyurusunda bulunduğu yönetimin görevden alınması için bir dava açmış durumda. Bununla ilgili yarın mahkeme yapılacak. Zira toplumsal muhalefetin örgütlenmesinde, bilimsel bilginin üretilme sürecinde TMOK'un çok önemli bir rolü var. Ve uzun zamandan bu yana da hükümet ile TMOK arasında bir gerginlik var. Hatta TMOK yasasında bir takım değişik çabaları var. Meslek örgütü olan ve anayasal bir kurumu olan TMOK ve meslek odaları bu konuda bir bütün olarak bir açıklama yaptılar. Bütün oda başkanları bir araya geldi ve yarınki davada bir birlikte hareket etme gibi bir tutum sergilediler. Biz de yarınki görüşmeyi izleyeceğiz.